Emrecan günaydın. Günaydın hocam. Yazar mısın, arkadaşlara da gelsinler? Tamam hocam, yazıyorum hemen. Fatih günaydın Fatih. Hocam merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyisiniz, iyi misiniz? İyidir. Sesin net geliyor mu? Geliyor hocam da şey falan isterseniz açıksa. Afanı bir kapatayım, doğru diyorsun. Ya. Onu hiç unutuyor bu kaç zamandır. Onu aslında. Nasıl? Nerede hocam?
Kimlerde? Bilgisayar vardı ya. Ha o. Diye geç. O eşimde. Ha. Onun da dersi var şimdi. Bir odada ben, bir odada o. Ders yapıyoruz valla. Allah. Günaydın Ozan hocam. Günaydın Umut, nasılsın? Hocam siz nasılsınız? İyidir Umut, nasıl olalım? Standart devam. Hocam, derste bir şey oldu, bir sıkıntı oluştu. Ben de anlayamadım. Ne oldu, ne oldu? Hocam 2 saat link oluştu, ben de anlamadım. Bir çap. Ne zaman? Umut doğru link. Gençler bir saniye. Kablosuzdan iyi çekmiyor herhalde. Ben şu kabloyu takayım. Yanlış link. Kabloyu takalım belki daha iyi çeker. Kablosu da şuradan kapatayım. Bir saniye. Nasıl silinmiyor oğlum? Dur. Sildik. Daha iyi mi şimdi peki? Güzel hocam, sıkıntı yok, sesiniz iyi geliyor. Yok şey iyi de wireless'tan bağlanınca şey oluyor bu sefer. Sizin sesiniz böyle çok kesintili geliyor bana. Hocam sizin bilgisayar değil galiba bu. Yok yok benim bilgisayar. Fanını kapattım. Fan çalışmıyordu da ondan. Hani bir de şimdi kabloyu taktım. Öyle bakalım. Hadi share screen yapayım hemen unutmadan gençler. Şimdi kaç kişi ödevini yollamış bakalım. Puanlayacak mısınız hocam? Hafta yapacağım onu ya. 13 kişi yollamış. 25 kişi var daha. İlla son ana kadar getireceğim. Vallahi ben attım vallahi hocam. 10 gün mü ne vardı daha, ben attım. Bakalım kimler yollamış. Bunlar yollayan arkadaşlar. İlk kim yollamış bakalım. 22 Nisan. İlk Melih yollamış. Melih Hırmı. Hocam 15 sayfa yaptım ya, kapaklı kayarakçıyla 16 sayfa falan oldu. Tamam ben güzel işte. Kaç kişiyiz bakalım. Klasik, aynı arkadaşlarla beraber. Arkadaşlar bugün hatta bu arada haftaya ders yok arkadaşlar. Haftaya hep idari ders. Da söyleyeceğim. Nasıl Fatih? Fevzi Hoca da söylemişti dedim. Haftaya ders yok. Haberiniz olsun yani. Haftaya rahatlık. Ondan sonra zaten 2 hafta kalıyor. 13. ve 14. hafta. Biz de son konumuza geçtik. Müfredata göre zaten. Öyle bakalım. Finallerde artık tarihleri de belli olur. Ondan sonra. Gelelim. Gemide acil durumlar işleyeceğiz arkadaşlar. Güvenlikle alakalı konulara değineceğiz son bu 2 hafta diyelim. Ondan sonra zaten dönemi bitireceğiz inşallah. İnşallah seneye de yüz yüze eğitime başlayabiliriz. Ben çok ihtimal vermiyorum ama inşallah diyelim. İnşallah hocam. Bakalım ne olacak. Böyle zor oluyor yani. Hocam şey yapmazsak, tornayı yapmazsak biz videodan nasıl anlayacağız değil mi? Ya tabii canım, orası öyle. Ama sizin için de bir yandan aileniz için de böyle. Yine de konuştuk. Aynı burada, buralarda oturanlar için demiyorum da farklı yerden gelen gelecek olanlar için bir sürü masraf olacaktı. En azından bir yıl böyle. Hibrit olay olur mu bizim üniversitede? Bilmiyorum Fatih.
Bazı üniversiteler hibritle şey yapıyor ya, hibrit isteyen o geliyor, isteyen gelmiyor şeklinde mi? Öyle bir şeydi ya. Ha. Bizim burada olacağını sanmıyorum ya. Ya öyle olur ya böyle olur yani. Bakalım artık. Arkadaşlar biliyorsunuz her meslek grubunda olduğu gibi denizcilik mesleğinde çeşitli tehlikeler mevcuttur. Denizcilik mesleğindeki tehlikeler birçok mesleğe kıyasla çok daha fazla olduğu bir gerçektir. Denizde birçok kaza meydana gelmektedir ve bu kazalar sonucunda yaralanmalar hatta ölümler meydana gelmektedir. Siz de haberlerden arada bir duyuyorsunuzdur. Ayrıca her kazanın çevreye verdiği zararın yanı sıra maddi birçok zararı da bulunmaktadır. Oluşan kazalar incelendiğinde birçoğunun insan kusurlarına kaynaklandığı ve yine birçoğunun eğitim ve bilgi eksikliğinden meydana geldiği görülmektedir. Bu tehlikeler önlenemez değildir. Kazaların meydana gelme risklerini en aza indirmek için gemi adamı öncelikle gemide oluşabilecek acil durumları çok iyi tanımalı ve acil durumlara karşı alınacak tedbirleri çok iyi bilmelidir. Yani burada demek istediğim ne arkadaşlar? Oluşan kazalar genellikle basit kazalar, önlenebilir kazalar. Birazcık eğitimle, birazcık emniyet prosedürlerine uyarak bu kazaların önüne geçmek mümkün. Personelin, geminin ya da yükün güvenliği riske edecek veya çevreye zarar verebilir olması muhtemel bütün olaylar ve durumlar acil durumlar olarak adlandırılır. Bunlar nelermiş? Çatışma, yani çarpışma, karaya oturma, yangın, patlama, denize adam düşmesi, denizden adam kurtarma, su alma, batma, makine dümen arızası, tehlikeli yüklerin istenmeyen reaksiyonu, yük kayması gibi yükle ilgili kazalar, denize yağ yakıt kaçağı, gemi personeli ve yolcuların güvenliği ile geminin emniyeti için yasal olmayan endişe verici durumlar, personel kazaları ve yaralanmalardır. Bunlar neymiş arkadaşlar? Gemide karşılaşabileceğimiz acil durumlardan birkaçı. Bunlardan çatışma alt başlığı. Bir geminin başka bir gemiyi yüzen bir objeye veya sabit bir cisme çarpmasına collision dediğimiz, İngilizcesi collision olan çatışma denir. Başlıca çatışma sebepleri eksik veya yanlış bilgi sonucu gemiyi hatalı kullanma, uluslararası kurallara uymama, olumsuz meteorolojik şartlar, mekanik veya elektronik arızalardır. Yani gerek makine dairesindeki arıza olabilir ya da köprü üstündeki bu yön bulma sistemlerinde oluşabilecek arızalar olabilir. Çatış, burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar bir gemi diğer gemiye nasıl vurmuş. Çatışma sonucu oluşabilecek durumlar çok çeşitlidir. Bunlardan bazıları ölüm veya yaralanmalar olabilir. Geminin su alması, tehlikeli bir şekilde yan yatması, kırılması veya batması olabilir. Yangın çıkması olabilir. Bu çatışmanın doğurabileceği sonuçlardan bir tanesi. Gemide bulunan yağların, yakıtların veya yüklerin denize dökülmesi sonucunda ciddi çevre kirliliğine yol açması, çatıştığı nesnede gemide ve kendi bünyesinde maddi zararlar oluşmasıdır. Büyük Patlama diye bir film vardı arkadaşlar. Şimdi İngilizcesi aklıma gelmiyor. Orada da bir... Gideceğim. Nasıl? Big Bang mi? Yok yok, Big Bang değil. Bu Shell mi BP mi ne, bir tanesinin denizin ortasındaki kuyusunda bir patlama meydana geliyordu. İzlemişsinizdir belki. Güzel bir film. Gerçek olayı işte kurgulamış. Biraz eski değil mi ama hocam? Yok, çok da eski değil böyle yani. 2010'dan sonradır. Yani orada sanki BP'ydi. Onun nasıl böyle denize yayıldığını, nasıl ihmaller sonucu büyük patlama meydana getirdiğini, can kaybının olduğunu, bir sürü deniz kirliliğinin inanılmaz boyutlarda olduğu bir gerçek olay arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi 2003 yılında Singapur civarında çatışan MV Springo ve MT Gastroman adlı gemilerin çatışması. MV dedi ne arkadaşlar burada MV? Bunu bilmiyor olabilirsiniz. Bayrak ismi mi hocam? Yok. Bu genelde vessel. Bunun B harfi arada basıyor. Motor vessel. Kuru yük gemileri için, konteyner gemileri için bunlar kullanılıyor arkadaşlar. MT dediği de
Motor tanker. Tanker gemilerinde, kimyasal tankerlerde de MT adı veriyor yani arkadaşlar. Biraz da geminin cinsinin, geminin adının başına konarak, koyarak geminin cinsi belli oluyor böyle. Mesela yatlarda da MY, motor yat. Bunlar dersimizle alakası yok ama bunları da bilin. Çatışma, olası bir çatışma, hani her şeyi, bütün önlemleri aldık. Fakat biliyorsunuz günlük hayatta da ne kadar önlem alırsanız alın, ne kadar dikkatli olursanız olun, herhangi bir kaza karşınıza çıkabilir sonuçta. Siz ne kadar kış lastiklerinizi takın, karın ortasında gidin, başka birisi takmadıysa yine kaza riskiniz vardır. Taksa bile vardır. O sebeple ki kaçınılmaz olan kazalar da olabiliyor. Ona artık yapacak bir şey yok. Biz sadece elimizden geldiğince riskleri minimuma indirmemiz bizim görevimiz arkadaşlar. Diğer türlü siz ne kadar minimuma indirip %1'lik, ya %100 kapatamıyorsunuz sonuçta bunu. %1'lik olan risk oluyorsa artık ona yapacak bir şey yok. Çatıştıktan sonra yapılacak ilk iş, gemi personelinin ve varsa yolcularının sağlıklı ve güvende olduklarından emin olmaktır. Daha sonra gemide oluşan hasarların ne kadar olduğu ve hasarın büyüklüğü tespit edilir. Bu iş, doğabilecek daha büyük zararların önüne geçmek ve müdahale sırasında alınacak tedbirleri belirlemek için önemlidir. Tespit edilen hasarın durumuna göre, oluşan duruma göre, yani oradaki hasarın nerede olduğunu, nasıl olduğunu, büyüklüğüne göre bir müdahale, bir daha büyük kazanın önüne geçmek için önlem gibi durumlar yapılabilir, yapılmalıdır. Çatışmadan sonra yapılacak iş ve işlemler şunlardır arkadaşlar. Deniz ve trafik durumu müsaitse makine stop edilir. Alarm ve anons yapılarak personel ve yolcular uyarılır. Eğer varsa ilk iş olarak yaralılara müdahale edilir. Denize adam düştüyse kurtarılır. Gemide oluşan hasarlar tespit edilir. Geminin aldığı yaraya göre yapılabilecek müdahaleler yapılır ve önlemler alınır. Geminin yüzme ve denge hesapları yapılır. Uygun ses ve ışık işaretleri gösterilir. Tank ve ambarların iskandilleri sürekli kontrol edilir. İskandil neydi arkadaşlar? İskandil. Hocam böyle atıyorduk, yakıtı falan ölçüyorduk. Aynen öyle. Burada da muhtelif, yani yaraya yakın, yani bir yara aldıysa gemi, hani çatışma sırasında, çatışması olduysa yara almıştır. Orada oluşabilecek tanklardaki olası delinmeleri öngörmek için o tanklara iskandil atılıp tanklarda herhangi bir seviye yükselmesi varsa ne tarz bir seviye yükselmesi, yani yakıt mı, yağ mı, yoksa deniz suyu mu, bunlar bu iskandil atılarak öngörülüp çeşitli önlemler alınabilir. En azından erken teşhisle olası daha büyük problemlerin önüne geçilebilir. Sonuçta bir yerde bir yakıt kaçıyordur bir yere. Siz de orada, ne bileyim, ona göre önlem alınıp etrafı çevrelenebilir. Oralarda herhangi bir kıvılcım çıkarılacak şeyler kullanılmayabilir, çalışma yapılmayabilir gibi. Çünkü bir yerden bir yere yakıt kaçar ve sizin orada da, ne bileyim, taş motoru kullanmanız gerekir. Atıyorum. Eğer siz bu iskandili ölçmeyip çatışmadan sonra orada bir işlem yapıyorsanız ve yakıt varsa onun yakınında daha büyük sıkıntılar doğurabilir arkadaşlar. Ana fikir bu. Çatışılan diğer geminin durumu öğrenilir ve gerekiyorsa yardım edilir. Sahil otoritesine çatışma ve deniz kirliliği rapor edilir. Eğer yapılabiliyorsa gemi bulunduğu yeri demirlenir veya en yakın demir yerine hareket edilir. Biliyorsunuz arkadaşlar, her yeri demirleyemiyoruz. Çeşitli özel demir bölgelerimiz var. Ama bu çatışma esnasında tabii farklı bir olağanüstü bir durum olduğu için demirlenebiliyorsa, yani sahil, denizin dibi ve yüksekliği müsaitse, hava müsaitse oraya demirlenebilir. Eğer bunlar müsait değilse de
gidilebiliyorsa, makine arızası yoksa en yakın demir yerine gidilip güvenli bir şekilde demiri, gemiyi demirlemek gerekir arkadaşlar. Gemi şirketine ve sahil yardım merkezine haber verilir. Yardım ve direktif alınır. Hem yardım alınırken de yapılacak işlemler oradaki sahil yardım merkezine danışılarak onlardan danışmanlık alınıp neler yapılabileceği göz önünde bulundurularak en doğru tercih seçilir arkadaşlar. Ben 8 yıllık gemi hayatım boyunca hiç böyle bir çatışmayla falan karşılaşmadım. Ama tabii bu hiçbir zaman karşılaşmayacağız diye bir şey değil. Yani olabilir. Nasıl trafikte kazalar oluyorsa aynı şekilde gemide de olabilir. Hani okyanus çok büyük ya, orada nasıl çarpışıyorlar diye düşünmeyin. Sonuçta sadece okyanusta gitmiyorsunuz. Ki sadece okyanusta gitseniz bile, okyanus büyük olsa bile rotalar hemen hemen belli arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı gemiler aynı yerden gidip geliyor yani. Karaya oturma bir diğer acil durum olabilecek koşullardan arkadaşlar. Geminin yüzebileceğinden daha sığ sulara girmesi sonucu deniz dibi ile temas etmesine karaya oturma, yani İngilizcesi neymiş? Grounding adı verilir. Ben hiç gene burada da ben hiç böyle bir tecrübeyle karşılaşmadım. Fakat çalıştığım abilerden, onların mesela bazı kaptan abiler bazı gemileri karaya oturttukları olmuş, anlatıyorlardı. Bu karaya oturma çatışmaya göre biraz daha olası sebeplerden arkadaşlar. Karaya oturma nedenleri çatışma nedenleriyle benzerlik gösterebilir. İstatistikler kaza sebepleri olarak en çok insan hatasını göstermektedir. Karaya oturma sonucu gemi hareket kabiliyetini kaybeder. Çünkü artık yere oturmuş durumda arkadaşlar. Geminin sacı yırtılabilir. Ayrıca kırılma tehlikesi yüksektir. Bunun sonucu olarak gemi su alabilir veya yakıt tankları zarar görebilir ve bu durum yine çevre kirliliğine sebebiyet verebilir arkadaşlar. Karaya oturma olayında. Her ne sebeple olursa olsun karaya oturmuş bir gemide personel ve yolcuların güvenliği sağlandıktan sonra ilk yapılacak iş geminin hareket ve yüzme kabiliyetini etkileyecek bir yere alıp almadığının kontrolüdür. Bu kontrolden sonra geminin kurtarılmasına takip edilecek yöntem belirlenir. Genellikle karaya oturan bir geminin kurtulma hususunda yapacağı çalışma kendi imkanlarıyla kurtulma işlemidir. Burada görüyorsunuz arkadaşlar bir gemi, bir kruz gemisi. 13 Ocak 2012 tarihinde İtalya'nın Toskana kıyıları civarında karaya oturan ve yan yatan Costa Concordia adlı yolcu gemisi. Hatta bu geminin kaptan hakkında da sanırım yanlış hatırlamıyorsam soruşturma açılmıştı. Yanlış hatırlıyor olabilir, başka gemi olabilir. Sanki böyle kostalı bir gemi ismiydi. Neden hocam soruşturma açtılar? Adamın suçu var mı diye mi? Vardiyadayken alkol almak ve kız arkadaşıyla kameraya gitmek. Ha öyle bir, ben de öyle bir şey hatırlıyorum. Biliyorum hocam, ben onu şey yaptım, okudum. Yalnız bu gemi miydi? İşte kostalı bir şeydir ya, bu muydu tam hatırlayamadım ben de, o yüzden. Hocam arkadaşlarını selamlamak için yakın geçecekmiş. Bayağı bir yakın geçmiş. O da şeyde, dümende de o değilmiş. Yardımcı kaptan mı ne varmış? Ha. Ama o olması lazımmış o anda. Anladım. Ya ben de öyle bir şey hatırlıyorum da geminin adından emin olamadım. Tabii arkadaşlar denizin dibi de böyle her zaman böyle denize gittiğimiz sahil gibi değil sonuçta. Hani kumsal olsa böyle delinmeler, yırtılmalar olmayabilir. Sadece batarsınız, balçaya gelip bir şekilde çıkartılabilir. Fakat geminin dibi kayalık, daha çok yani çok yüksek oranda kayalık ve bu kayalıklardan oluşabilecek zararlarda işte demin bahsettiğimiz gibi tankların delinmesi sonucu geminin kırılması ya da olası yakıt ya da yağ tanklarına gelirse bu kırılma çok yüksek miktarda deniz suyunun kirlenmesine sebebiyet verebilir bu durumlarda.
Deniz dibi yapısı karaya oturmuş bir geminin alacağı yarada ve kurtarma işlemleri arasında çok belirleyicidir. Kum veya balçık gibi dip yapıları gemiye fazla zarar vermezken, dip yapısı kaya olan bir yerde karaya oturmak gemi sacını yırtabilir ve bu sebepten dolayı kurtarma işlerini de zorlaştırabilir. Karaya oturduktan sonra yapılacak işlemler nelermiş, onlara bakalım. Makineler stop edilir. Alarm ve anons yapılarak personel ve yolcular uyarılır. Personel ve yolcuların güvende oldukları kontrol edilir. Uygun ışık ve ses işaretleri kullanılır. Yine bütün tank iskandilleri kontrol edilir. Gemi etrafının su derinliği kontrol edilir. Dip yapısı ve geminin karaya gidiş şekli tespit edilir. Gemi yardımcı ve ana makinesinin kullanma imkanı olup olmadığı tespit edilir. Civardaki medcezir gel git, yani tight İngilizcesi bunun, akıntı gibi bölgesel bilgiler takip edilir. Deniz kirliliğini önlemek için gerekli tedbirler alınır arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi Alaska civarında karaya oturan ve tarihin en büyük çevre felaketlerine biliniyor olacak Exxon Valdez gemisi ve çevreye verdiği zararmış arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Çok az bir damla yağ bile arkadaşlar, suyun biliyorsunuz yağ üstte kalır, su altta kalır yoğunluk farkından dolayı birbirine karışmazlar. Suyun üstünde bir damla yağ bile öyle bir yayılır ki, yani öyle bir ince katman oluşturur ki inanılmaz kirli mahal verebilir arkadaşlar. Bazen büyük bir yara sonucu yüzme yeteneğini yitiren geminin batmasını engellemek için veya benzeri sebeplerden dolayı gemi isteyerek de karaya oturtulabilir. Bu durumda mümkün olduğu oranda gemi makinesi ve pervanesinin olduğu geminin kış tarafı denize doğru ve derinlikte olacak şekilde ve dip doğasının kum olduğu bir mevkide oturtulması geminin kurtarılma çalışmalarında kolaylık sağlayacağı gibi bu mevkide kaldığı süre zarfında değişen deniz koşullarından daha az zarar görür. Yani olası daha büyük sebeplerin önüne geçmek için gemiyi karaya oturtmak gerekiyorsa arkadaşlar, gemiyi baş taraftan oturtmak ve geminin kıçının, yani makine dairesinin daha derin suda kalması geminin hem kurtarılması açısından hem de bu tarz olası çevre kirliliğini engelleme açısından daha önemli arkadaşlar. Şimdi bir ara verelim arkadaşlar istiyorsanız. Ama çok dağılmayın. Ben videoları yükleyeyim. Hemen tekrar başlayalım. Tamam mıdır? Tamam hocam. Bu bacak Scrabble vardı hocam. Bunu aklımda, Umut aklımda. Onu son ders. Tamam. Tamam hocam. Tamamdır. Hadi bakalım. Görüşürüz gençler. Thank you.